I'm running bitch. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Melisa'yla sizin dertlerinize çare bulduğumuz, ağrılarınıza ilaç olduğumuz bir video çekeceğiz. Bu arada ablam arkada... Ben niye böyle konuşuyorum? Ablam arkada dış ses. Siz göremiyorsunuz, biz görüyoruz. Biz görüyoruz. Kudurun biraz. Melisa ruhsallığımı kötü etkiliyor. Ne yapmalıyım? Bunu Nisan yazdı. Arkadaşım evet, yani. Doğru yani. Yalan söylemeyeceğim. Nisan'ı çok rahatsız ediyorum. Sana verebileceğim tek tavsiye benimle arkadaş olmayı bırak ama bırakma yani, gayet. Beni sevdiğini biliyorum o yüzden. Bir yıllık ilişkimi birkaç hafta önce bitirdim ama bir yanım hala seviyor, bir yanım hiç sevmiyor. Ne yapmalıyım? Karşı taraf hala seviyor. Şimdi bence bu karşı tarafın ne yaptığına bak. Yani mesela neden aynen bir tarafın sevmiyor? Aynen, o sevmediğin taraf ağır basıyorsa şat pat kutat. Çıkalım yapalım. Çıkalım yapalım. Evet. Doktorları. Yani hangi taraf artıyorsa o tarafa yönel. Kalbinin ve aklının sesini dinle bebeğim. Evet. Şimdi şöyle, eğer sevdiğin taraf daha ağır basıyorsa hani bir şans daha verebilirsin. Yani. Bence de. Tabii yaptığı şeye bağlı yani. Mesela hani aldatmıysa. No no no. Leave that bitch out. Okay. Bitch. Cut him off. Bitch. İsmim görünmesin lütfen. Homoseksüellerin toplumdan dışlanması. Şimdi ben buna asla karşı değilim. Ben gayet destekliyorum bunu. Evet. Hani bunu belirteyim. Yani homofobik değiliz. Saçma yani. Şimdi bu yani tek kişinin de işlerini, kendinin değiştirebileceği bir şey değil. Hani toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor bu konuda. Zaman ilerledikçe toplum daha bilinçlendi. Daha insan kabul görmeye başladı, kabul etmeye başladı buna. Siz kendinizi öyle seviyorsanız öyle, kendinize verdiğiniz değere bağlı bu. Toplum içerisinde insanların bakışlarını, hani tepkilerini önem vermiyorsanız bence sorun yok yani. Ne var? Özür dilerim. Doğru değil mi? Ben hayır, mi yanlışım? Hayır. Balkız'ı sinir etmek için ona böyle baktım yani. Konuyla bir alakası yok yani. Evet. Çirkin çıktığım ifşa fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Benim bir tane privé hesabıma istek atmaya gerek yok. Balkız'ın öyle ifşalarını paylaşıyorum ki hiç de umurumda değil. İşte bu. Çünkü bir şey diyeceğim. Ne yapabilirim? Hadi yani gıdın var, aferin, süper. Yani diye çıkmışsın olacak. Yani onlar model mi? Onlar büyük ihtimalle senden daha çirkin. Evet. Eğer rahatsız oluyorsan söyle. Ama hani rahatsız olmanı gerektirecek bir durum değil. Hayır. Ama hani sen koymayın demene rağmen koyuyorlarsa o zaman bir sorun var. Bir sorun var. Hayır, yani ben mesela koyma demiyorum o yüzden. Evet. Koyma dese koyma. Aynen. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Kimse beni anlamıyor gibi geliyor. Ne yapabilirim? Bu biraz derin bir konu. Deep. Bence illa kendi kafanda insanlar bulursun diye düşünüyorum. Evet. Sadece hani nerede aradığına bağlı. Bence şu bakış açısı yanlış. Kimse beni anlamıyor bakış açısı yanlış. Şimdi öyle o gözle bakarsan yani hiç anladın mı yani? Kendini kısıtlarsan evet. O zaman hiç böyle biriyle anlaşamazsın. Evet. Hani mesela zaten kimse beni takmıyor, kimse beni anlamıyor, hiçbir şey anlatmayayım ben böyle yalnız durayım kafasına girme. Aynen, böyle daha iyimser bak olaya. Hani en azından biriyle evet gülmeyi başarıyorsan onunla hani yakın olmayı dene falan. Açıl. Arkadaşları sıkı tutabilmek için gerekli olan davranışlar. Dürüstlük. İletişim yani. İletişim yani. Hani mesela bir derdiniz olduğunda arkadaşlarınızla bunu paylaşın. Yoksa kötüye gidiyor. Ama konuştuğunuzda her şey düzeliyor. Bunu ben şahsen yaşamış biri olarak söylüyorum. Yani bu gerçekten bildiğim bir konu. O kişiyle bunu konuştuğunuz zaman veya derdinizi anlattığınızda gerçekten çözülüyor. Hani evet, atarlı değil böyle. Hani agresif çünkü ne yapıyorsun tarzında değil de hani böyle. Şimdi hayır, anla hoşuma gitmiyor. Yani hani olsan böyle daha haklı çıkmaya çalışır gibi değil. Hani olayı çözmeye çalışır şekilde. Aynen. Sevgilimden soğudum ve ayrılmak istiyorum ama bunu denedim ama olmadı. Ne yapmalıyım? Soğuduysan o soğudu. Yani herhalde ayrılmayı denemiş ama çocuk ayrılmamış. Şimdi böyle insanlar sülük göz biti. Ona düzgün bir dille anlatmaya çalış yani, neden? Direkt soğudum ayrılıyorum deme de hani böyle. Yani zorlamasın sen. Aynen. Eğer ayrılmak istiyorsan ayrıl yani. Çocuğa açık açık söyle yani. Aynen. Ayrılıyorum de. Bunu da siz aynı durumda olsaydınız ne yapardınız? Şimdi benim ilişkim asla yok. Benim ilişkim asla olmadığı için tecrübeli değilim. Ama ve lakin. Ama bu, ben aynı durumda olsa direkt söylerim, ayrılırım yani. Önüme alır böyle hani konuşurum. Bir sebep bulurdum. Ya da o kadar psikopat görünüyorsa bırak, engelle yani, sana ulaşamazsın. Yani neden ayrılmaz ki karşı taraf? Evet yani. Hani karşı taraftan yani mesela benden ilgi görmüyorsa o niye benimle daha çok çıkmak evet istesin ki? Hani biri beni sevmiyorsa ben onun ayrılmak istese ben neden ayrılmayalım? Aynen, bence de. Arkadaşım ders çalıştığı halde inkar ediyor. Çalışmadım deyip birinci oluyor. Böylelerine ne yapmalı? Nefret ederim böyle insanlardan.
sinir bozucu bir özellik de hani bunun yüzünden de arkadaşlık bitirilmezsin. Yani de ki tamam sal yani çalışmıyor, çalışıyorsa çalışıyor bırakın salın aynen, size çalışıyor o falan. Kendi derdi ya. Aynen. O böyle çalışmıyorum yani. Duştan zekiyim havalarına falan geliyordur yani. Aynen. LGS senesinde kendinizi nasıl motive ediyordunuz? Benim hiç çalışasım gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu soruya ben çok cevap veremem çünkü ben LGS'ye hazırlanmadım çünkü zaten ortaokulumun lisesinde devam ettiğim için hani öylesine girdim hani önemli değildi benim için o yüzden topu sana devrediyorum. Tabii ben mesela geçen sene böyle motivesizlik, motivasyonsuzluk, düşüklüğü onu yaşamadım çok bu sene daha çok yaşıyorum mesela şeyim yok. Motivasyon. Aynen zaten bu sene böyle bir acayip bir garip ne, bir sene oluyor oldu belli yani değil. Belli değil evet. Sevdiğin... Konu? Ders. Böyle sevdiğin bir ortamda falan yapmayı dene. Hedefini belir. Ben Üsküdar Amerikan'a girmek istiyorum diyorsun mesela. Onu düşün hani buraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım diye böyle kendini böyle motive etmeye çalış. Geleceğini düşün. Geleceğine yol çizebileceğini. Şu an zorlanıyorsun ve istemiyorsun ama değecek yani. Ne yapmayacaksın sonra pişman olursun. Sonra ben niye o zaman çalışmadım aslında o kadar keşke zor değil. Keşke dememek için. TikTok adı bulun bana lütfen direkt adımı koymak istemiyorum. Seninki Mük adım Ceren. Tenceren. Ben de bu yüzünlerde çok kötüyüm. Evet ben de. Benim de benim direkt adım yani. Hayır ben de burada isim bulalım kız. İsim sormuş. Kız isim sormuş. Kız isim sormuş. Biz dertlere çare bulmak için buradayız. Böyle patma yeteceğiz. Ceren'i unutmuyoruz. Ceren kalbimizdesin Ceren. Abi şeyim Ceren diye ismin var şanslısın. Tenceren diyebiliyorsun. Bence aynen bence tencere yani. Hani mesela benim adım Melisa. Ben ne yapabilirim? Melisa... Oh başka bir şey işte. Sol mezar. Sol mezar. Geçiyorum. Buna gülüyordum. Ya ben Melis çok seviyorum. Bu yüzden Melis biraz daha kendinden bahsedin. Çok seviyorum. Adım Melis adını değil. Adını bilmekle bahsedin. Evet adını bilmekle ben evlesin. Abim bak benim duygularımla oynuyorsun kim yazdıysa. Şimdi bu... Yani teşekkür ederim benim aklımda daha çok şey bilmek istediğince ama adım Melisa yani. İsmimi verme Oda. Hani ağda hakkındaki düşünceleriniz mi? Ağda hakkında bahsetmek sizce garip mi falan diye ben çözemem. Ağdaya bayılırım. Ağda yani güzeldir. Eğer böyle mağara adamı gibi gezmek istemiyorsan güzel bir şey. Evet yani. Mağara adamı gibi gezmek istiyorsan sıkıntı değil. Senin kararın da ben şahsen kılsız olmayı tercih ediyorum. Ben de kılsız olmayı tercih ediyorum. Hani... Tabii karantina sürecinde ağda yapamıyor olabilirsiniz. Yani marketlerde falan ağda satılıyor. Yani. Kendinize yapmıyorsanız. Aynen. Yani kafanıza takmayın. Zaten kimse görmüyor. Salın. Sonra dışarı çıktığınızda yaparsınız. At kuyruğu falan gezersiniz. Aynen böyle modern maşa falan yaparsınız. Evet. Aşırı imkansız birini seviyorum. Ne yapacağım? Ah onu ben her gün yaşıyorum kardeşim be. Yaşıtım olmayan insanlardan hani oyunculardan. Evet. Yanlış anlamayın. Ne tür bir seviye? Hani mesela bir oyuncudan mı gidip hoşlanıyor aşık? Ben de onu imkansız demez. Hani mesela böyle şey. Gerçi o da imkansız değil. Tabii yaş farkı böyle çok değilse. Belki bir gün karşısına çıkacak, aşık olacak. Ay aşkım mı? Evlenelim olacak bir yerde. Ya şimdi mesela aynı okuldan ama mesela böyle üst dönem biri falan öyle imkansız değil. Şimdi sana kesin olursunuz ya falan demeyeceğim de hani imkansız diye düşünme. Belki bir ara hani mesela böyle bir takipleşiyorsan böyle belki bir ortak bir noktanız varsa illa evet. Konu açılır ve belki olur bir konu açılır ama eğer hiçbir bağlantınız yoksa o iş kardeşim zor biraz kardeşim. O biraz zor. Onu kadere kısmete bırakacaksın. Aynen. Spor kaç saat yapmalıyız? Bir saat, bir buçuk falan bence en fazla. Spor yapmaya çok bayılmıyorum ama böyle bir quitting programı yapıyorum ama böyle günde yarım saat falan. Bir saat bence çok iyi olur ama ben mesela hiç öyle yapmıyorum çünkü hoşuma gitmiyor. Bence böyle şey de mantıklı. Hani mesela bir saat bir boş spor yapmaktan sonra yarım saat böyle daha etkili spor hareketleri falan daha mantıklı bence. Ne yapıyorum abi? Ödev yapmaktan bıktım. Sizce kendimi öldürmekten başka ne yapabilirim? Ödevlerini yapabilirsin. Karantina sürecinde online eğitimde çok motivesizim. Yani dersi dinlemiyorum. Sanki ben de kimse dinlemiyordur. Bence de kimse dinlemiyordur. Hani ben bence ödevlerini yap çünkü ödev bence gerçekten önemli. Özellikle şu an hani sınav yok ya. Ben sınav olmadığı için hiç dersleri böyle dinlemiyorum evet. Falan.
Ama ödevleri yapmam gerektiği için, çünkü hani ödev sonuçta hani ne bileyim performans notlarına falan yardımcı oluyor. Ödevleri yaptığım zaman konuyu anlıyorum ben. Çünkü derste dinleyesim gelmiyor. O yüzden bence ödevlerini yap. Çünkü cidden yardımcı oluyor, ne kadar sinir bozucu olsa bile. Evet, bence de haklısın. Arkadaş problemleri ve insanları nasıl takmamalıyız hakkında şeyler. Liyana'yla bir sorunumuz yok. Allah'ım evet bak arkadaşlar. Liyana'yla küs değil. Liyana canımız ciğerimiz, hala arkadaşız. Hani bir kere buluşmayınca arkadaşlar. Evet, bir videoda ya da fotoğrafta olmayınca arkadaşımız olmuyor. Küs olmuyoruz. Yani evet. Biri bal kızıma sen anlat, ben hatırlamıyorum. Biri yorumuma benim bir Instagram fotoğrafıma niye Liyana yok yazmış. Altına da bir cevap olarak Liyana'yla küs onlar yazmış. Hani nereden biliyorsun? Biliyor musun ki? Bir küs değil, iki küs olsak sana ne? Aslında soruyu cevaplamadım. Evet. Arkadaş problemleri. Şimdi yine çok spesifik bir şey dememişsin ama ben böyle yine de birazcık bahsetmek istiyorum bundan. Direkt yani hiç takma. Yüzlerine bile bakma yani. Yani tek çözüm o yani. Ben nasıl anlatayım? Ben çünkü hiç takmayan biriyim. Ben de. Ben bunu yaşamış bir insanım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Hiç takmamanız gerekiyor ama hani eğer o şekilde yine de manyak, delirip psikopat insanlar durmuyorsa yani polise falan şikayet et bence. Sana değer veren insanlar, sana düzgün şeyler, sana düzgün davranan yani insanlar, bir şey katan insanlar arkadaşlar. Evet, diğerlerine yani zamanını harcama. Onlar gitsin. Ne bu üniversite isimler yani. Ve görebileceğin yerlerden falan çıkartmak bence çok rahatlatıyor. Ay Instagram'dan ne diyeyim, arkadaşınsa çıkar yani. Görmezden engelle gibi, yani. Aynen, görünmez gibi davran. Zaten yani bir süre sonra görsem de çok da önemli olmuyor. Sevdiğim çocuk beni önemsemiyor. Sizce bırakayım mı yoksa taktik mi uygulayayım? Bence bir şansını dene, sonra yine olmuyorsa bırak. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ama. Beni takmıyor derken mesela sen ona böyle bir şeyler diyorsun. O seni takmıyor mu yoksa genel olarak aranızda hiçbir iletişim? Beni önemsemiyor. Beni önemsemiyor. O zaman sal kardeşim. Ben hep sal diyorum da hani. Önemsemiyorsa bence yani zorlamaya gerek yok. Bence zorlama ama şimdi hani hemen pes et de demek istemiyorum. Aynen. Hani üzerine gitme bence. Aynen, hafif hani bir anda kesme ama çok da üzerine gitme. Bırak yani. Yani. Belki sen böyle bırakmaya başlayınca belki ilgisini çekecek. Bilemeyiz. Kaçanı kovalamayı sevenler de var. Tabii oğlum. Gideceğim lise hakkında çok endişeliyim. Elimden geldiğince çok çalışmaya çalışıyorum ama iyi bir liseye gidemeyip aileme hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Seni çok iyi anladım. Evet, çünkü ben de. Hani ailem, ben mesela diyorum sınavdan 50 aldım. Ailem gidip beni terlikle dövmeyecek. Ama ben kendimi kötü hissederim çünkü hani o kadar para veriyorlar. Ben böyle salak bir şey olmak istemem. Hani anlıyorum seni o yüzden. Şimdi şöyle bir şey var bence. Ben de gittiğin lise evet tam önemli ama hani kötü bir liseye girsen dünyanın sonu değil. Çünkü evet. Hani sana yine bağlı. Gittiğin üniversite, yani gittiğin lise değil, senin orada nasıl değerlendirdiğin, nasıl neler öğrendiğin önemli. Çünkü mesela bence üniversite veya hani ileride ne yaptığın da önemli. Yani lisen kötü de olabilir ama sen çok çalışıp çok iyi bir yerlere evet gidebilirsin sonra. Hani dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu yani değil. Hani hayatınızı değiştirecek bir sınav olarak bakmayın bence. Çünkü bence hani gittiğiniz lise hayatınızı değiştirmeyecek. Üniversiteniz belki değiştirecek ama hani lise gerçekten sandığınız kadar bence de önemli bir rol oynamıyor yani. Evet, hani tabii ki katkısı var iyi bir liseye gitmenin ama kötü bir liseye gitmenin. Eğitim yani. Evet ve hani bilindik bir lise olması falan tabii ki her zaman ayrıcalık, hani bir artı bir puan kazandırıyor ama hani siz iyi olduğunuz sürece her zaman önünüze iyi seçenekler, iyi ne denir o ayrıcalık, fırsatlar çıkar. Evet. Bir arkadaşıma büyük bir sırrımı söyledim ve beni tehdit ediyor. Şunu deme, bunu derim diyor. Ne yapacağım? Oha, şerefsize. Şerefsizin teki bu arada. Çok sinir oldum. Ona ya bu videonun bu kısmına adres at, adres bize gel. Hallederiz. İki masajımıza bakar kardeş. Şöyle ama bir dakika, gerçekten ne yapması gerektiğini söyleyeyim çünkü evet, bence şey bir durum yani. Yani kötü bir ayağı. Sırrın eğer böyle hani birinden hoşlanmak falan birinden hoşlanmaz, hoşlanmazsa sal. Yani öğrense ne olur ki? Evet, şey öğrense ne olur yani. Seni tehdit etmesine izin vermem ama yani gerçekten çok büyük bir şeyse o zaman ailenle bence bu. Yani çok klişe bir cevap hani ama gerçekten başın sıkıştıysa bunu hani gerçekten sana yardım edebilecek insanlarla bence paylaşman lazım. Çünkü evet, yani seni tehdit etmesi yapılabilecek bir şey değil yani. Bu ne abi? Evet ama yani tehdit edemezsin hiçbir insanı. Evet. Böyle. Aa, manyak abi. Eski bilmiyorum, sevgilimi çok özlüyorum ama yaptığı şeyleri de unutamıyorum. Sizce ne yapmam lazım? Bitch. Hayır dam. Hayır dam. Tam özlüyor olabilirsin de yaptıklarını düşün yani. Evet yani yaptığı kötülükle tabii ne yaptığını bilmiyoruz ama bir kötülük yapmış demek. Bir sebebi var ki ayrılmış. Bir sebebi evet var ki eski sevgilin. Evet. Bir sebebi var ki şu an sevgilin değil bebek. Şimdi sen sevgili olsan sana ne yararı olacak? Yine aynı bokları yapsa ne yapacaksın? Sonra bize gelip ağlama. Demedi deme sonra. Yazıyorum buraya. Bir de bence sevgili yani o insanı değil de o sıradaki mutluluklarını falan evet özlüyor. Ben bunu yaşadım çünkü mesela yani sevgili olarak demiyorum arkadaşlar. Hani herhangi hani
bir arkadaşlık evet. olabilir. Ama şeyden bahsetmiyorum, yanıtlamayın. Evet. O yaşadığınız zamandaki mutluluğunuzu hani şeyinizi özlüyorsunuz. Evet. Hani o kişiyi özlemiyorsunuz. Kafanda yani. Bir de büyütüyorsundur şu an. Hani mesela hani böyle 10 üzerinden 4 mutlu eden bir olay seni şu an böyle... 10 üzerinden 1000 ediyordur yani. Evet. Bir anda tabii unutamazsın da hani zaman vermek zaman. Zaman yani. Tanımak gerekir bu işlere. Basic ve güzel giyinmeyi nasıl başarıyorsunuz? Ben kombin falan hiç yapamıyorum. Renk ve kıyafet parça seçimi. Vücudun uygun olması önemli. Ben evet, mesela, evet evet evet. Hani, sana yakışanı giymek önemli. Şimdi mesela ben açıkçası o kadar şey giymiyorum. Yani gördüğün gibi düz veya tişört altına bir tight giyiyorum ama hani benim bence, benim böyle fiziğimi falan beni daha hoş gösterdiğini düşünüyorum. Vücudunuzda sevdiğiniz özellikleri ortaya çıkaran şeyleri falan giyin. Aynen hani soyunun demiyoruz da hani evet, böyle daha... Yani. Belki beliniz daha incedir, baseniniz kalındır mesela. Hani belinizi ince beliniz gösteren ince şeyler gösteren bence şey giyebilirsiniz mesela. Evet. Ya da böyle hani kendinizi rahat hissettiğiniz şeyler giyin. Hani böyle aynen. İlla hani başkasına güzel görmek önemli evet. değil. Birlikte olduğunuzda en fazla yaptığınız şey nedir ve bu kadar eğlenebilmenizin sırrı ne? Çünkü aynı kişiyiz. Evet direkt şöyleyiz. Copy paste. İlla soulmate'inizi bulursunuz. Eğlendiğiniz insanlar. Evet. Şurayı da Liana. Kafa yapınız aynı olunca illa bir şekilde orada eğlenceli bir evet. olaylar çıkıyor yani. Bir de hani siz hiçbir zaman mesela ben evde gördüğüm kadarıyla hani böyle hadi bal kız arkadaşım şimdi bunu yapalım falan olmuyorsunuz. Yani aynen. zaten doğal olarak doğal bir, şey, bir şey oluyor. Hani mesela hani yanımızda her şeyi yapabiliyor. Yani çok rahatsız bir insan. Aynen yani, yani yanınızda rahat olabileceğiniz insanlarla arkadaş olmaya çalışın. Çünkü böyle kasıntı olduğunuzda aslında hani gülemiyorsunuz hani bile. Hani yanınızda kendiniz olamadığınız insanlarla evet. arkadaş olmayın. Ben mesela bal kızın yanındayken arkadaş olmayın yani evet. Mesela ben bal kızla kendimi çok seviyorum. Hayır yani öyle deyince çok yanlış. Ama yani çok mutlu hissediyorum bu akızdayken çünkü öyle eğleniyorum bayağı. Evet yani. Ben de aynı durumdayım. Güzel zamanlar geçiriyorum. Mesela birinden hoşlanıyorum sonra onu unutmak için başka birini sevmeye çalışıyorum. Böyle zorlayınca olmaz yani. Yani hoşlanıyorsan hoşlanıyorsun kardeşim. Hoşlanıyorsun yani. Al iki çikolataya şarkı dinle ağla. Şaka yapıyorum tabii işte de. Bence hoşlanmak normal, unutmaya gerek. Birini unutmak için başkasına kendini hoşlanmaya zorlamaya çalışma yani. Evet. Bunu demeye çalışıyoruz evet. Lisenin ilk günü hakkında. Hiçbir şey olmuyor aynı. Abi lise okul değiştiriyorsanız herkes yani. Yeniyse falan. Hani mesela böyle ortaokul olmayan bir liseye geçiyorsanız. Bu çok size sorulacak bir soru değil bence çünkü ikiniz de okuduğunuz okulda evet. liseye devam evet. ediyorsunuz. Yani mesela ben benim tanıdığım insanlarla aynı hani sınıfa falan düştüm. Evet. Benim çok sorun benim okulumda yani. Zaten hani herkes farklı evet. bir liseye giden 5 kişi falan maksimum vardır. O yüzden hep aynı ortam. Ama mesela farklı bir liseye gidiyorsanız... Bence hani yani? Sınıfınızdaki insanlarla önce bir kaynaşmaya çalışın. Ne bileyim hani... Çünkü herkes yeni sonuçta. Herkes evet. yeni ve herkes yeni bir ortama alışmaya çalışıyor. Herkes sizin aynı şekilde aynen. düşünüyor. O yüzden hani uzaktan bakın bir hani insanların davranışlarına falan. Kendi kafanıza yakın bulduğunuz kişiye önyargılı davranmayın ama. Ben bunu sevmem demeyin çünkü sonra... Aynen en, bence de. En yakın arkadaşınız olabilir yani. Evet. Bir de... Evet yani o kadar. Aynen böyle. Aynı kişiye aşık olsanız kimin onunla sevgili olması daha yüksek ihtimal olur? Çok hem merak bize ettim. Mi bu? Evet. Bir büyüme aynı kişiye aşık olmayız. Yani tam aynı kişi belki beğenirse. Hani tipinden falan dolayı. Tipinden falan aşık benli olmayız yani. Ki beğensek bile hani ikimiz de bence olmayız yani. Aynen. Ama genelde bize kimse sevgili olmuyor yani. Evet. Ki şöyle bir şey var hani. Diyelim ki aynı kişiye aşık olduk ve hani bu çok düşük bir ihtimal ki bu çok düşük bir ihtimal. Aşık olmak yani. Evet, aşık olmak yani. Öyle bahsediyoruz mu yani? Ya bak bir de şey demişsin hani kimin şey yapma şansı daha yüksek? Hani bu bizim karar vermemiz. Çocuğun şey, karar verecek. Çocuk hangimizi beğeniyorsa onu seçer. Varım yani. Ama ben soğurdum çocuktan. Ben kesin soğumazdım. Ben soğurdum. Tabii şey çocuğa bağlı. Aşıksam, aşıksam soğuyamam. Soğuyamam ben de. Ama yani hoşlanıyorsam... Ama büyük ihtimalle bu bizim aramızı açmaz. Açmaz. Çocuğa bence. Bağlı yani işte çünkü her şey. Kilo vermek istiyorum ama aşırı hızlı kilo aldığım için çok zor oluyor. Tavsiyeniz var mı? Melisa'nın yaptığı şey fasting. Ha ben şey yapıyorum. Oruç demedi ama fasting. Intermittent yani aralıklı oruç gibi bir şey. Aynen. Yani, tam oruç değil çünkü su falan çekiyor. Yani şöyle... günün 16 saatinde yemek yemeyip 8 saatinde yiyorsun ki yani yediğin şeylerin daha fazlasını sindirebilesin. Aynen. Yani örnek genellikle insanların yediği zaman dilimi sabah 12'de yiyip en son akşam 8'de yemek. Yani akşam 8'den sonra bir şey yemiyorsun ki hani bütün gece boyunca hani sindirebilesin. Tabii bu yemek yemediğin sürece su falan içiyorsun, içmen gerekiyor zaten. Aynen. Ama hani yemek yemiyorsun asla. Bence bu yardımcı olabilir. Onun dışında evet hani bir de bu arada bu saat aralığını hani başka bir saatte de çekebilirsin aynen. daha erkene ya da mesela daha geç hani... ama bence daha geçe çekmeyin çünkü. Aynen. Yani en fazla 9 falan aynen. bence. Mesela çünkü 11'den yine... 7'ye kadar da falan yani internette araştırıp yazabilirsiniz. Bir de ben de şöyle bir şey yapmanı tavsiye ederim. Hani eve çok abur cubur alınıyorsa, kek yapılıyorsa mesela
anne buradan izliyorsan ki Balkız'ın videolarını izlediğini biliyorum anne. Annem sürekli kek, börek, çörek yapıyor. Çünkü Melisa'yı getiriyor kızım. Yer misin? Yeter mi? Niye yemiyorsun ki falan? Çünkü neden? Abin istiyor kızım, baban istiyor kızım. Ve benim kilo verme çabalarıma hiç saygı duyulmuyor. Ama annemler... Ya Melisa kilo verdi bu arada bayağı. Bence hani fiziğinde değişimi görebiliyoruz. Evet, ben de yani görüyorum. Yani şöyle hani bu çikolataları... Boynumu kır ama. Bu çikolataları, tatlıları falan bence evden böyle çıkarıp yememeye çalış. Çünkü mesela bir hafta yemedikten sonra gerçekten canını çekmiyor. Evet. Onun yanında spor yapmaya çalış derim. Şu an karantinadayız. Hani ben okula, yani karantinada olmadığım sürede hiç spor yapmıyordum. Çünkü üşeniyordum ama hani karantinada artık bir bahanem olmadığı için yapıyorum. Mesela bayağı böyle kararlı bu arada. O yüzden ona bayağı gururluyum. Karantinada sıkılmamak için ne yapabilirim senin videolarını izlemek haricinde? Oo, kral takipçi bu arada. Kral takipçi. Ne yapabilirsin? Ay çok böyle dizi izlemek dışında fikirler var. Aynen evet. Lego yapabilirsin. Ben Lego yapmayı çok seviyorum. Şey bence böyle hani eğer evinizde hani enstrüman falan varsa öğrenmeyi deneyebilirsin. Hani ben internetten. Yeni bir dil öğrenmeyi dene. Aynen. Ben asla kasmazdım. Uygulamalar falan var. Ben de asla kasmazdım da. Ve puzzle yapabilirsin. Boyama yapabilirsin. Boyama kitabı böyle. Bence böyle hani. Yetişkin boyama kitapları var ya, onlar çok eğlenceli. Onu dekore edebilirsin. Yani Balkız 15 kere odasına böyle bir şeyle ekleyip değiştirdiği için. Odam ama yalnız bayağı değişti şeyin evet. Başından bu yana da. İyi yani. Onun dışında böyle ne bileyim bisiklet falan sürmeyi bilmiyorsan öğrenmeyi deneyebilirsin aynen. Falan. Sonra mesela ailenle çok vakit geçirmiyorsan ne bileyim oturun evet. Ailenizde okey oynayın, kart oyunu oynayın, film izleyin birlikte falan. Annem çok agresif ve bazı konulardaki sinirini benden çıkarıyor. Bir dakika. Bunu bence her ebeveyn yapıyordur yani böyle ne bileyim. Aynen illa hani her hepsi böyle her zaman yapmasa da arada böyle hepsinin patladığı ve hani sizden aynen. Sinir çıkardığı. Ne bileyim mesela atıyorum işte zor bir gün geçirmiştir ve hani stressizdir senden çıkarıyordu ama mesela bunu hep yapıyorsa anne bence konuşmaya çalışmayı denemelisin. Bence konuşmaya çalış yani. Evet. Hani karşına otur da hani olgun bir şekilde hani böyle ona şımarıklık gibi hani söyleme. Evet. Bana niye hep böyle trip atıyorsun gibi değil de. Ben benim bunu anlamıyorum neden. Hani aynen. Ya. Beni de kötü etkiliyor böyle davranman. Neden hani bari böyle hani üzgün hissettiğinde ya da moralin bozuk olduğunda bana söyle. Ben de hani sana hani yardımcı olmaya çalışayım falan. Aynen. Bence böyle deneyebilirsin konuşmayı. Bir kız var odama internetten bir şeyler sipariş ettim. Gitmiş annesine onlardan sipariş etmiş. Bir dakika anlamadım ben ne oldu. Bir kız var odama internetten bir şeyler sipariş ettim. Gitmiş annesine onlardan sipariş etmiş. Yani ona aldırdığı şeyin aynı yani onun aldığı şeyin aynısını kendi de mi almış? Evet. Kendi annesine almış. Bence bir şey yok ki bunun. Evet. Yani özentilik yapmış. Beğenmiş. Hayır bir şey bence bu özentilik olmadığını. Özentilik milyon tane kişi aynı yani şeyi almış. İmrenmiş kötü anlamda değil mi? Aynen yani? Bence de. Beğenmiştir. Aynen yani. Beğenmiş yani. Bunu iyi bir şey olarak düşün. Demek ki zevkini falan beğenmiş. Aynen bence de. Küçükken şey benim kuzenim. Kuzenin evet. Ben de küçüktüm ya. Ben 10 yaşında falanımdır yani. Kız bir tane kuzenim var. Sonuçta o da küçük ve böyle biz bakma ablası gibi falanım. O yüzden hani insan ablasın gibi gördüğü insanın yaptığı şeylerin aynısını yapmak ister. Ben de bu algıyı o beynimle kavrayamadım ki çok sinirleniyordum bu duruma. Ama artık öyle değilim. Yani öyle benim olma yani. Küçükken bir sınıfta bir arkadaşım var yani kim olduğunu söylemeyeceğim. Ben böyle minicik geziyordum ama hani karınca doğası şeklinde geziyordum böyle. O da benim gibi tıpatıp kim olduğunu anladın mı bilmiyorum. Çünkü sen yemin ederim onu düş bitch. Benim tam tıpatıp yazımın aynısını, başlıklarımın aynısı var. Hatta bir kere bir 3. sınıfta falan bir proje gibi bir şey. Resim yarışması projesi gibi bir şey. Ben bir resim çizmiştim. Tıpatıp aynısını çizmiştim. Ben sana haklısın. Cidden çok sinir bozucu oluyor. Yani. Hocaya falan söylemiştim artık. Hocam bakın aynısını yapıyor falan diye. Sonra ağlamıştım falan böyle biraz. Sevgilim benden ayrıldı. Geri yazmak istiyorum ama ikilemde kaldım. Yazayım mı yoksa yazmayayım mı? Yazma bence. Bak yine ayrılmanızın bir sebebi yani çocuğun ayrılması. Çocuğun bir sebebi var demek. Hani gerçekten senden ayrılmak isteyen ve seni artık eskisi gibi sevmeyen biriyle olmak ister misin bunu düşünüyorum. Aynen bence de kendini hani yani sana değer vermeyen biriyle olmak istememelisin. Zorlamamalısın zorlama. Bence. Eğer çok sana değer veriyorsa ne kaybettiğini fark eder zaten. Ama aynen. Bence sen kovalamamalısın. O bence kendi de halinde. Yani ne hali varsa görürsün yani. Makyaja nasıl başladınız? Nasıl başlayabilirim? Sizden bir yaş küçüğüm. Küçük değil makyaja başlamak yani. Şöyle biz de makyaja böyle bir anda oturup bir sürü makyaj paleti alıp böyle yüzümüze badana yapmadık da hiç ben kendim de. Yapmıyordum. Neyse sonra ben böyle bir ne bileyim 7'de 8 gibi falan böyle artık arkadaşlarım falan yapıyordu ve ben de böyle hani birkaç makyaj malzemem vardı. O yüzden ben de böyle bir yapayım falan dedim ve böyle hani bir ağır şeyler yapmıyordum böyle kapatıcı aynen. Böyle kapatıcı algı falan. Aynen.
Hani ben böyle yapmaya başladım çünkü kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Çünkü ne bileyim gözaltlarım çok mor ve rahatsız oluyor. Sivilcelerinizi falan kapatıyorsun sen hani, ne bileyim. Ben de doğal bir şey aynen. Yani. Hani böyle 3 yaşındaysanız da hani böyle değil de 3. sınıf falan. Öyle bence biraz erken hani. Hani boya bandana yapmayın hani. Aynen hani bence 8. evet. sınıfta falan artık hani zaten büyümeye başlıyorsunuz. Kendi doğru. bildiğiniz şey yani gayet hani yapabilirsin. Hafif hafif yani başlayayım. Sevdiğim çocuk ve arkadaşım çıktılar ve bu çocuk benim en yakın kankamdı ve eskiden beni seviyordu. Bir dakika yani çıkan mesela ben birini seviyorum o da beni seviyordu eskiden. Sen gidip onunla çıkıyorsun ama yok. Soruyu ben de böyle anladım. Bak şöyle sevdiğim çocuk ve arkadaşım çıktılar ve bu çocuk benim en yakın kankamdı ve eskiden beni seviyordu. Yani mesela iki Alp'le sen çıkıyorsun gibi düşün. Alp akıllı mı? Anladım. Şimdi şöyle bir kere yani garip bir olay bayağı. Çok garip bir olay. Şimdi arkadaşın o çocuğu sevdiğini biliyor mu? Biliyorsa ve biliyorsa bak bu hani arkadaş şerefsizlik artık yani evet, bence. Yani bu da hani bir arkadaşlığınızı bir tartmalısın bence. Eğer bilmiyorsa suçlayamazsın. Aynen yani. Bilmiyorsa bir sorun yok. Evet. Bir de çocuk seni eskiden seviyorsa bence çok evet şey olacak bir şey yok bu durumda yani. Arkadaşlarım hiç derdimi dinlemiyor. Hep konuyu kendilerine getiriyorlar. O arkadaşlık yani. Değil ki zaten. Arkadaşlar birbirine destek olur. Evet. Ve hani birbirini dinler, yardım eder. Aynen. Dertlerine derman. Sevdiğim çocuğa nasıl açılabilirim? En sevdiğim konu vermiyor. Bak bence... Mesaj atma bence. Mesaj... Ben senden açılabilirim. Olur. Evet bence. Mantıklı. Hani... Yüz yüze çocuk da böyle hani... Çocuk da böyle hafif cidden hani böyle gerçekten hani öylesine hoşlanmıyorsan hani cidden hoşlanıyorsan... Çek bir yere çocuğu söyle yani ben senden hoşlanıyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi çocukla... Hiçbir iletişimin yoktu. Sadece böyle uzaktan gördüğün çocuk bir anda açılmak bence çocuğu da korkutur yani. Aynen bence de. Onunla böyle yakınlaşmaya çalışmaz. Eğer zaten böyle konuştuğun böyle arkadaşın gibi biriyse de hani direkt hani birbirinizi tanıyorsunuz biliyorsun konuşmuşluğunuz var o zaman şey yapabilirsin ama böyle hiç alakası yoksa bir anda bam diye bir senden açılır. Bence çocuğun davranışları önemli. Hani böyle çocuk olgun hani böyle herkese böyle yavşak bir çocuksa yani öyle diyeyim. İşte söyleme bence o zaman yani. Evet. Ne bileyim. Ben söylemek istemezdim çünkü çok şey olur yani. Hoşlandığım bir çocuk var ama onun beni sevip sevmediğini anlayamıyorum. Nasıl anlarım? Ay bu çok çok klasik bir olay. Evet çok klasik bir olay. Şey gibi yani. Ne gibi? Nasıl anlamıyorsun ki? O kişi işte. He tamam ben de şimdi çok yanlış bir şey anladım. Bilmiyorum ki yani. Eğer senin gözlerine bakıyorsa senden hoşlanıyordur. Abi bilmiyorum benden hoşlanan yok ki zaten yani. Ben bu konuda tecrübesizim. Bir kere hani... bence zaten hoşlanıyorsa belli oluyor. Hani eğer sen diğer kızlardan davranıyorsa belli oluyor. Farklı davranıyorsa belli oluyor. Mesela bazı çocuklar olur ya böyle çok çok böyle sessiz böyle sessiz sakin. Ay, aşk gibi bir Sinan gibi. Gerçi o da belli oluyor. Bakışlar ama aşkımı yüreğimi ye yani. Bakışlarıyla delen adam. Büyür ama. Yani nasıl anlıyor? Bilmiyorum bak sen bence. Çocuğa sen... bağlı yani. Çocuğa bağlı. Evet. Ne bileyim tanımadan çocuğu çözemezsin. Evet ama şimdi şöyle eğer duygularını belli. Yani mesela diyorum. Sürekli seninle bir konuşma açmaya çalışıyorsa ve böyle sana yakın davranıyorsa ihtimal olabilir ama tamamen şey yapıyor direkt sana yakın bir çocuk da olabilir. Aynen. Hani ihtimal var bilmiyorum. Hani bence işte sana diğer kızlardan farklı davranıyorsa bence anlayabilirsin yani. Güzel cevap. 2 ay bir çocukla konuştum. Arkadaşlarıma söylemedim. Şu an çıkıyoruz. Dün söyledim kızdılar. Hafif haklılar ama çok da kızılacak evet. bir durum değil. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela yakın mesela bal kız bir çocukla çıksa ve bana söylemesi ben tabii ki de kızarım yani. Kızmamla hani üzülürüm açıkçası. Bana söylemesini isterim evet. çünkü. Ama hani mesela ben şey durumunu üzülmez. Hani ben kimseye söylemediysem bunu. Kimseye yani evet. Ve gelip hani olduğu zaman gelip ilk sana söylüyorsam bence o kadar da üzülmez. O kadar da sıkıntı yani. Tamam sana birazcık kırılmaları normal. Evet. Yani arkadaşlığınız bunun yüzünden de bitirmemişsinizdir de hani üstesinden gelirsiniz zaten. Aynen. Hani kendini bunun için suçlama. Söylemek istememişsindir belki ama hani onların hani onların bakış açısından da empati bu çünkü onlar da üzülmüş olabilir yani. Onlarla konuş özür falan dile ama çok büyük bir olay değil yani. Aynen. En yakın arkadaşım sürekli beni kopyalıyor ve yakın olduğumuz için bir şey diyemiyorum. Bence de direkt. Bence de direkt. Böyle davranma hani beni şey yapmandan rahatsız oluyorum falan da hani belki böyle yani konuş. Alıngan bir arkadaşım var nasıl davranmalıyım? Alıngan bir arkadaşın varsa
Ya konuşma yani konuş. Gerçi iletişimde evet, bitiyor. Gerçekten ama. O mu alındın sen mi hani çok şey davranıyorsun? Eğer hani alınmasın. Sen de kabahatliysen ben evet. Bence hani sadece bütün suçu onda aramamalısın. Hani sor hani neye alınıyor? Hani ne olayı çözmeye çalışıyorsun evet, yani. Böyle bir dedektiflik yapıyorsun. Empati kurmaya çalış. Onun da aynı şeyinden bak. Evet. Hani o da neden neye alındığını hani. Hani belki sen şey. Hani kötü bir amaçla bir şey yapmamışsındır ama alınmıştır ama sen farkında değilsindir. Bunu bir tek iletişim kurarak aynen. Ve konuşarak anlayabilirsin. Yani tahmin yürütemezsin. Sevdiğim bir çocuk var. Yazın aklımı çelip kışın başka kızlara yavşadı. Nasıl unutacağım? Şerefsiz. Klasik. Yani yazın klasik taklacı erkek. Yazın böyle şu kıza bir şey yapayım falan demişti. Sonra kışında şuna şey yapayım falan demişti. Aynen yani mevsim değiştiren erkek bu. Harbiden mevsime göre kız seçen erkek. Bu ne yani? Ben beğenmedim çocuğu. Şu an ben de beğenmedim. Bence hiç yani. Hayır gelmez. Hayır gelmez. Hani... Ekmek getirmez bu eve. Piç erkek bu işte direkt. Bir arkadaşlıkta nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok seviyorum amıklarım. Benim canımın içleri. Bitch. Bu bir seni yalan. Sevdik. Çünkü biz seni daha çok seviyoruz. Sorun ne? Güven. Evet. Arkadaşlıkta nelere dikkat etmeliyiz? Güven, rahatlık birlikteyken falan. Kafa dengi olmak, böyle eğlenmek. Aynen. İletişim. İletişim. Bu kadar yani. Direkt zaten bütün videoda bahsettiğimiz olaylar yani. Aynen. Anlamışsınız o. Bir soru var. Ama başı sonu çok belli değil ama güzel bir soru gibi yine de söyleyeceğim. Ailem hep resim çizmekten adam olunmaz, eline hiçbir şey geçmez, sokaklarda yatarsın diyor. Yani herhalde resim aynen. Yapmak isteyen biri. Ama destek almıyor. Destek almamak kötü. Çok kötü bir şey. Özellikle aileden. Hani mesela ne kadar annemin fikrini umursamıyorum desem bile böyle bir şeye annen hani... Pardon. Oh! Çok tatlı. Evet. Pardon. Merhaba. Merhaba. Pardon. Merhaba. Bir şey soracak. Öğretmenim. 2 dakika yapmış. Tık tık seçebiliyorsundur belki. Seçemiyorsunuz canım. Bir dakika belki şöyle yapın. 36 benim hep beklediğim fotoğraflar. Aa, çok terliyorum. Bunu başka bir adam paylaşan mı? Bütün fotoğraflara sen varsın. Sadece sen varsın ama. O var bazılarında şimdi. Balık şöyle yani. Bakabilir miyiz biz de? Ya bir dakika çabuk atlama. Ya bir görelim. Tamam atacağım size. Merak edecekler ama bir görelim. Neyi görelim? Ha, dur. Balıkları. Bir sürü balık. Ama sırayla. Oraya göstereceksin. Oraya göstereceksin. Ben neden? Da balık da balık. Scroll down. Tamam. Ama buradayken scroll down. Bak o barakuda. Açıklama yapayım müşterilerime. O müşteri! Video çok garip bir hal alacağım. Bu GT. Baba tamam açıklamanı. Şey, Allah şunu söyleme bak anne ilah değildi bu ne yani? İlah değildi bu ne? Yani. Kes burayı kes kes kes. Keseceğini tahmin ediyorum zaten. Kesmezsen ben seni keseceğim. İnanamıyorum. Bunları biz mi yetiştirdik? Baba yakışıklı değil mi şimdi? Yakışıklı mı yani? Yakışıklı mı? Bir dakika yorumları beğenmiyorum. Yani ne yapalım işte öyle. Biz de geçinmeye çalışıyoruz yaşıtlarımızla babacığım ne yapalım? Evet video. Tamam özür dilerim. Evet kaldığımız yerden devam kaldığımız edelim. Kaldığımız yerden devam evet. Ediyoruz. Ailenle konuşmalısın hani. Bence böyle bir araştır hani bu resimde nasıl para hani nasıl evet. Para kazanır? Hani onlara kanıtlı hani bir şey olabileceğini. Yani. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Ben fotoğraf sanatları bitirdim işte İngiltere'de evet. Okudum ve lisedeyken ben öğretmenlerime söylediğim zaman neredeyse hiçbir öğretmen beni desteklememişti. İşte fotoğraf çekmek için niye okuyorsun? Git başka bir şey oku, işletme falan oku sonra fotoğraf yine çekersin falan demişlerdi ve benim çok moralim bozulmuştu. Sonra benim gittiğim fotoğraf kursunda yani eğitim aldığım fotoğraf kursundaki fotoğrafçı hocalarım beni çok desteklemişti ve babam da hiç yurt dışına gitmemi istemediği ve hani bunu okumamı istemediği halde onlarla konuşmuştu ve babam ondan sonra çok ikna olmuştu. Desteklemişti beni. Belki senin de öyle bir şeye ihtiyacın vardır. Belki eğitim alıyorsan resimle alakalı çizim falan. Öğretmenlerinle konuşursan yani seni destekleyen daha yetişkin birileri varsa belki seni evet. Ve aileni bak, ikna edebilirler. Bak Elif Abacı nerelere geldi? Kendi stüdyosu var. Yes. Gururumuz. We love you bitch. Bitch. Teşekkürler. Brandy kızı gibi hangi markalardan giyinebilirim? İlk önce şunu söyleyebilir miyim? Brandy kızı olmak için bir şey yapıyorsun yoksa gerçekten o Brandy Melville tarzını beğendiğin için mi? Aynen yani. Çünkü hani bence çok basic hani güzel ama birazcık basic. Evet. Onun dışında nereden şey yapabilirsin? Bence butiklerde falan çok güzel şeyler bence var. Aslında her yerden ona uyarlayabilirsin yani. Hani her yerden parçalar alıp
Hani mesela Trendyol'a bak, bir sürü marka var orada. Aynen, ben mesela Adaksan. Evet. Yani mutsuzken kendinizi nasıl mutlu edebiliyorsunuz? Akıl verin. Bununla mutlu oluyorum. Kendinizi yanında hani güvende ve mutlu hissettiğiniz. Hayır ama gibi. O sırada mutsuzken kendimi nasıl mutlu edebilirim? Ha, mesela ben bence mesela ağlıyorsun falan. Ha, ben çok nadir ağlarım. Ağladığımda da arkadaşlarıma çok fazla şey yapmayı sevmem. Arada tabii arkadaşlarıma da şey yapıyorum da. Evet. Ne bileyim, ben böyle komik şeyler izliyorum. Böyle en sevdiğim diziyi falan izliyorum. Aynen. Ne bileyim, böyle kafanı ondan şey yapmaya çalışıyorum. Yani. Unutmaya çalışıyorum. Ne bileyim, gidip ağlamaklı film izleme yani. Git komik eğlenceli şeyler izle. Çikolatanı falan ye, böyle eğlenceli kaçkop falan. Kafanı ona atmaya çalışın, dans et, ne bileyim. Bir de kendine değerli olduğunu hissettir bence, evet. Yani. Kendi kendine o da eline. Geçecek yani. Aynen. Şu anda bir ilişkim var ve eski sevgilim eskileri unutalım, yeni bir sayfa açalım dedi. Ne yapmalıyım? Hayır sakın. Çok iğrenç bir laf bence onun. Benle yaşadığın eski şeyleri unut, birlikte yeni bir sayfa açalım. Kusur. Yani kusur gibi bak. Sevgilinle mutluysa onu çocuğu takmamalısın, evet. Bile yani. Çocuk da... Şeyim yani, o ne öyle, sevgilin var gelip hadi birlikte lütfen evlenelim, evet, gel o. Birlikte yıldız olalım yani, o ne? Boyu uzun olmak çok mu zor? Cevapla. Ben açıkçası boyu uzun olup boyundan nefret eden bir insan değilim, uzun boylu olmaktan aşırı mutluyum. Bence de gayet güzel bir şey. Yani. Hayır, mesela hani kendini iyi hissetmek için bir şeyler söyleyeyim. Uzunsun, her şeyi daha iyi görebiliyorsun bir. Daha uzun yerlere ulaşabiliyorsun, daha uzun boylusun yani, mesela bacakların uzun, model olma ihtimalin var, bunu düşün. Ki... Kısa boyluysan model olabilirsin. Her şekilde güzelsiniz. Annem ve babam ayrılma aşamasındalar. Bu olayı en iyi şekilde nasıl atlatabilirim? Şimdi ben bunu deneyimlemediğim için bilmiyorum. Ben de deneyimlemedim. Bak gerçekten empati kuramam. Hani çok zor bir şeydir eminim ama şöyle aynen, düşün. De. Demek ki ayrı olmaları birlikte olmalarından daha iyi. Hani mesela evet. Sürekli aynı evde olup hani sürekli tartışmalarını mı tercih edersin? Ayrı olup mutlu olmak. Aynen yani. İşte ayrı doğum günü hediyesi ama şaka yapıyorum. Aynı evde sonuçta hep kavga ediyorlar. Sen bunu duyuyorsun ama bu senin moralin daha çok olacak. Farklı evlerde hani belki kendilerine yeni bir hayat kurarlar. Evet, ikisinin yani annen de babanın da daha mutlu olmasını istiyorsa. Aynen, çünkü böylece hani sana da mutlu, evet. Daha iyi şekilde davranabilirler yani. Yani yine üzülmen normal. Bunu bence arkadaşlarına falan konuş. Ya da böyle okulumuzda böyle rehberlik falan varsa onunla konuş. Aynen, işte. Onlar daha iyi tavsiye yani. Verir yani. Bro, ben biriyle kankayım ama fark ettim ki onu seviyorum. Ne yapmalıyım? Help. Tam bir TikTok'taki şey gibi değil mi? Kissing my best friend. Bak eğer arkadaşınsa hani böyle yavaşça böyle arkadaşlıktan böyle bir yavşama aşamasına geçiyorsun. Bir flirting, hani flirt. Abi bir şey diyeceğim. Peki yani bizim hiçbir şey yaşamamış. Aynen, yani biz olup da emmesin gibi burada her şeye cevap vermeye çalışıyoruz. Yani hayır yani gördüklerimizden falan yani. Yani biz de biliyoruz. Biz de bir şey, birkaç şey biliyoruz. Aynen. Bizlerden bir sinan aşkımızdan biliyoruz bir şeyler. Yani genel kültür gibi bir şey yani. Çünkü ben hafif yavşa yani. Yani yavşa dediğim şey değil de hani böyle hatta yakın daha yani davran. Bir çıtırdan belli et böyle arkadaştan. Bir bakışlardan falan. Bizim kameraya yavuşamadım. 8 senelik en yakın arkadaşımın sevdiği çocuğu seviyorum. Ona nasıl açıklarım? Duygularımız karşılıklı. Oba! Olaya gel! Olaya gel! Şey, bence çok önemli. Dizilik yani. Dizilik dizi senaryosu. Bir kere ilk Netflix'e bunu dizi yap. Neyse şey. Bence senaristlere bir git böyle göster. Abi bir kere bu çocukla karşılıklıysa bence kızın bir şey demeye çok hakkı yok açıkçası. Evet. Ama bak kız ama bak ama 8 senelik arkadaşına tamam. Da yapmazsın. Ama 8 senelik arkadaşına evet, 8 senedir hoşlanmıyor yani sonuçta. Ama peki evet. Ha şimdi şöyle bir şey var. Bir kere arkasından hiç çevirme. Sonra evet yani yüzüne o yani, çok kötü ya şeyleri yollar yani. Çok, diziden. Ben de arkadaşına söyle yani ondan hoşlandığını. Hani söyle bunu, ben cidden onu gerçekten çok seviyorsan ya, de. O da beni seviyor falan de yani. Aynen. Hani üzülür tabii. Belki aranızda mesafe gibi. Belki eskisi kadar yakın olmazsınız ama bilsin yani sonuçta. Bence de bilsin. Arkasından hiç çevirme. Aynen. Sevmediğim bir çocukla sevgili oldum. Ani bir kararla ne yapmalıyım? Ühü. Ayrıl. Ayrıl. Lütfen. Ha bak şöyle bir şeyler de bir var. De bence başka insanların duygularıyla oynamamasın. Evet arkadaşlar. Yani bu gerçekten yani o kişi için ne kadar. Bir de şöyle bir şeyler böyle daha 7'deyken 8'deyken falan benim bazı arkadaşlarım sırf bir çocuğu üzmemek için onunla çıkıyordu. Ki bence bu dünyanın saçma. Bence bu çok saçma çünkü siz onu eşit sevmiyorsun. Hani aynen çocukla oynuyorsun. Her ikincisi sevmediğin biriyle sevmişsin. Ne evet yani ya. Her türlü... Saçma bir olay bu. Doğru düzgün çocuğa söyle, ben senden hoşlanmıyorum ve seni daha çok üzmek istemiyorum. Ayrılmak istiyorum. Ya. Bence de bitir. Sürekli geçmişteki hatalara takılma durumu, ne yapıyorsunuz bu durumlarda? Çok çok seviliyorsunuz. Güzel soru, ben beğendim. Ben çok böyle bir şey yaşadığımı düşünmüyorum ki. Ama sürekli geçmişteki hatalarına takılıyorsan. Abi bir hata yapmışsın,
bir daha o hatayı yapmayacaksın. Yani bundan bir şey, bir ders çıkartacaksın. Aynen, ders çıkartacaksın. Yani. Çıkardığın derse göre. O hatayı hayatın daha ileriki bir zamanında yapıp sonra daha kötü bir sonuç yaratabilirdin. Hani o hatayı yaptım, bir daha o hata olmayacak, ders çıkarmış oldun. Hani iyi yönünden bak. Bir şey öğrenmiş oldun sonuçta. İyi tarafından bak yani. Ve hani onu o çıkardığın dersi hayatına nasıl geçirirsin? Bir şey, dünya savaşı falan çıktı ama camı kapatıyorum. Az önce diye sesler geliyor, duyuyor musun? Sanaldan sevgili olur mu? Hayır. Ben yani bence olmaz. Bence olmaz. Bir tanışmıyorsun. Hani fake olabilir yani direkt. Böyle biz böyle her zaman böyle bir şey. Catfish. Catfish. Ben bir şey olabilir. Mesela sanaldan tanıştınız ama mesela hani sonra hani ne bileyim aynı yerde oturuyorsunuz. Ha bence de. O zaman olur, tamam. Ben demiyorum. Yani direkt sanal üzerinde evet, bileceksin yani. Ne bileyim yani. Sen Hooder'dasın. O Bayburt'ta ne alaka mesela hani. Hayır. O çok bu arkada Bayburt çok hoşuma gitti. Sevgi kıvamı değil evet, yani. Evet yani bir hani sevdiğin insanla hani bir sarılmak falan istersin ne bileyim yani. Ben. Bana daha çok yazması için ne yapmalıyım? Aga. Aga. Çok, ya, üzüldüm ya, çok masum yazmış yani. Ben bana daha çok yazması için ne yapabilirim? Belki yani konuşma baş yani konuşma yani ne yazacağını bilmiyordur belki. Böyle ne bileyim konuşma başlatmaya çalış. Aynen. Ya da belki ilgili değil. Sorusuna yani. Falan cevap ver. Aynen. Soru koymuyorsa de kendin bir şey. Aynen. Hani. Onun sevdiği, hoşlandığı konularla ilgili falan bir şey var. Ama çok ama şey belli. Yapma böyle, çok da... ne yapıyorsun? Hiç sen, hiç. Ok bay falan. O tarafı hiç hani enteresan bir şey yap. Hani... Aynen ne böyle ikinizin de hoşlandığı ortak bir yön falan. Ne bileyim ben meme falan at. Hani böyle komik bir şey falan at. Ne TikTok bileyim. Falan at ne bileyim. Aynen böyle. Şey komik... Dertleşecek hiçbir insan bulamıyorum. Sıkıntılarımı kimseye anlatamıyorum. Bu birazcık kötü bir durum. Evet. Bence yazabilir. Günlük gibi. Evet. Aa evet. Ben ya da böyle hani şiir falan yazabilirsin. Hani o biraz saçma oldu şu an. Yani bence gayet... Yani ben, ya da şey yapabilirsin. Yazı yazabilirsin. Hani ben bunu yapmadım da benim mesela bazı arkadaşlarım böyle direkt kendileri böyle bir hesap açıp oradan direkt farklı insanlarla tanışıp öyle bir şeyler falan yazıyorlardı birbirlerine. Hani blog gibi falan. Ya, hayır direkt ben hani... Neden o role play account deniyor sanırım ona. Ne oldu hala bilmiyorum da öyle hesaplar açıp böyle tamam yeni insanlarla tanış onları yazıyordu. Ne bileyim yeni insanlarla tanış. Böyle onlara derdini anlat. Evet. Eğer önemsemiyorlarsa çıkar arkadaşlıktan başka birine yaz. Ya da belki hani ailende hani ablan ne bileyim kardeşin falan varsa hani 3 yaşında bebek gibi değil yani abi konuşabileceğim bir şey biri yok dedi. Ama hani ablası olsa ama hani belki ablasıyla yakın değiller. Yakın olup hani konuşmayı deneyebilirim. Doğduğum şehirden 13 yıl sonra Türkiye'nin bir ucuna taşınacağım ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Ya bu üzücü çok biraz. Çok kötü. Şöyle düşün. Hani yeni bir yere taşınıyorsun. Hani diğer arkadaşlar insanlarla yeni bir hayat. Yani bağını kopartma. Onlar illa yani sonuçta konuşmaya devam edersin. Evet. Şey yani biraz daha büyüyünce görüşebilirler. Aynen evet yani. Yeni insanlarla tanışacaksın. Belki daha da iyi arkadaşlıklar edineceksin. Hep iyi tarafından bak. Bardan dolu tarafından. Ya oraya gidiyorum diye üzüleceğine böyle yeni bir sayfa falan diye söylüyorum. Hani beni kimse bilmiyor da işte yeni insanlarla tanışacağım. Hatta belki eğer geçmişte yaptığın hatalar falan varsa aynen. Onların silineceğini falan düşünebilirsin. Ailemden nefret ediyorum. Oh damn. Neden? Yani bilmiyorum. Hmm. Hani biz bayağı neden olabilir. Bayağı neden olabilir. Böyle çok baskıcı olabilirler. Saçma davranıyor olabilirler. Ay. Bence mümkün olduğu kadar idare edip büyüyene evet. Kadar. Aynen. O sonra yani 18'den sonra. Üniversitede direkt... gidersin. Ne bileyim. Hani ya da okulunda falan böyle bence rehberlik şeyi varsa onlarla evet. Konuşmayı deneyebilir. Çünkü hani bununla ilgili çok bir tavsiye verebileceğimiz çünkü ailen hani aileni bırakamazsın. Onun içine doğuyorsun. Çünkü mesela arkadaşın olsa arkadaşını bırak derim de. Senin hani, seçimin olabilecek bir şey evet, değil. Evet senin seçimin olabilecek bir şey değil yani. Böyle sık dişini büyüyünce zaten onları bir daha görmek zorunda bile değilsin. Bu motivasyonla derslerine falan da çalışırsın. Gece uyumadan önce mal mal sevgili hayalleri kurmaktan nasıl kurtulabilirim? Kurtulamazsın. Kurtulamazsın biz de yapıyoruz. Herkes yapıyor. Benim bak yastıklarım kocaman. Bekle. Bunu anlatmak istiyorum. Biraz kendimi linçleyeceğim. Ben yastıklarıma sarılıyorum. Hayır çok güzel bir his. Hayır ama gerçekten yasa sığınmak cidden çok rahat bu arada. Hayır kurtulamazsın yani. Evet ya yani insanın sevgi isteği bitmiyor evet ki. Evet yani özellikle böyle hani bizim yaşımızda erkek kıtlığı çekiyorsan yani erkek yok amık. Sevgilinin kaşıyla dalga geçtin ve ayrıldınız ne yapardın? Sevgilinin kaşıyla dalga geçtin diye sen ayrıldı mı? Bir şey mi? Bence bu bir bahane olarak yani. Bunu demiştim. Bu yüzden ayrıldıysa ne bu? Yani saçma sal yani bu ne? Sal. Yardımcı olmak isterdim de. Yani buna yardımcı olunacak bir şey yok. Çocukta sorun var. Evet. Ailem çok korumacı. Sence ne yapmalıyım? Bir şey diyeceğim. Bence daha korumacı ailelerin çocukları daha
fıttırık oluyor. Evet değil mi, bence de. Aileye bu yani. Hani evet. İlla herkes öyle olmasa. Birine kadar demiyorum. Böyle sıkıştırsan o kadar böyle. Kaçmak ister kaçmak yani. Kaçmak ister. Yani evlatlarısın yani, doğal. Ama aynen hani, korumak istiyorlar falan. Evet. Ama sen de bir söyle yani, birazcık daha böyle bana bir mesafe, beni bir rahat bırakırsanız sevinirim diye böyle düzgünü söyleyebilirsin. Bence de. Fakirim yazmış bir de. Ağlayacağım amık. Altına da Converse çok pahalı yazmış. Ve sen Converse giyiyorsun. Gözü doldu amık. Evet, ben de ağlayacağım amık. Ben neden duygusuzum amık? Mankız. Ben üzüleceğim. Üzüleceğim mi? Çok üzüleceğim. Abi tamam, bir şey olmaz. Büyüğü de para kazanır. Çekmesen. Ama kazanamayabilir. Oy, bir şey diyeceğim. Konversini yollayacağım. Bak. Şey neydi? İban at. Ama ne diyeceğim? Ben diyemem mi? Üzüldüm amık. Dertlere derman programında ben buna nasıl bir şey yapabilirim? Senden daha kötü durumda olanlar da var. Evet, hep kendinden daha düşük durumda olanları düşün. Ben yine ağlayacağım ki. Büyüğünde çok çalışıp paranı kazanırsın, ben sana inanıyorum. Sen? Ben de. Ya ağladım. Ailenizin güvenini nasıl bu kadar iyi kazandınız? Yalan söylemeyerek falan. Evet, yani iyi bir çocuk olarak. Evet. Güvenini kazanmak gibi bir amacım hiçbir zaman olmadı. Güveniyorlar direkt. Direkt. Uzak mesafe ilişkisi. Şimdi ben bunu hiç denemedim tabii ki. Ben de ilişki denemedim. Güven ve iletişim oldukça sürebilir yani. Ya yine tabii zor yani. Sonuçta göremiyorsun gerçek hayatta. Şey yap, sarılamıyorsun, şey yapamıyorsun. Kötü ama hani bilmiyorum yani. Eğer hani yani ilişkiyi bitirmene de gerek yok. Aynen yani. Bence de. Güven varsa olur bence. Sonuçta hani yani birbirinizle konuşmanız akıyorsa konuşabiliyorsunuz böyle rahat rahat. Aynen bence de. Devam et. Zor ama seviyorsan. İmkansız değil. Period. Dreams. Regli. Bir şey lütfen daha spesifik olun ya. Ne hani, tamam. Bu hani insanlar hani tarafından böyle şey olunuyor diye mi yoksa hani. Bilmiyorum. Genel olarak regliyle ilgili konu. Tamam. Bence bir kere erkeklerin falan bunu bu kadar garipsenmesi. Evet. Sadece bizim elimizde olan şey değil. Çünkü olduğum isimde var bu yani. Evet. Bir de erkekler hani o kadar böyle artık insanların böyle hani diye düşündüğü bir şey ki yani erkekler hiçbir şey bilmiyor regli hakkında. Evet yani biz de sizin pipinize çok meraklı değil. Allah'ım. Neyse. Çok büyük bir şey değil. Kan çıkıyor işte oradan. Vücudumuz temizleniyor bu kadar. Konuştuğum çocuk evet. Benden 2 yaş küçük ve dış baskı çok fazla. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani 10 yaşında değilse bence sorun olmaz yani. Yani dış baskı dediğin 2 yaş küçüksen ne? Hani ben şeyken normal bence mesela. Yani 18, 11. sınıf ve 9. sınıf falan bence. Evet normal. Öyle düşününce biraz garip oluyor ama mesela 25-23 falan yapınca hiç garip bence, değil. Bence 11 ve 9 da çok aşırı garip değil. Yani erkekler kızlardan daha geç olgunlaştığı için hani 2 yaş küçükse bile senden çocuğa bağlı yani. Çocuğa bağlı. Hayır yani başkalarını dinleme. Çocuğu seviyorsan ve çocukla seni seviyorsan gayet mutlu mesut. Aynen bence de yani. Happy ending bitch. Help me. Bağlı kız kıçım düzleşti. Kıçım düz hale geldi oturmaktan. Biz burada 2 saattir oturuyoruz. I feel you bitch. Yani biz her gün yatıyoruz öyle patlıcan gibi yani. 2 hava al. 2 squat at. Squat atmak ne demek? Squat at. Ben bilmiyorum yani götün düşse ne olacak? Bir şey olmaz. Aynen. Bence güzeldi bu. Bence de güzeldi. Hani yine güzel cevapladık bazı soruları. Hem yani düzgün cevap hem de böyle bir eğlence kattık içine bence. Evet. Ben bunu beğendik yani. Bence de güzeldi. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve size yardımcı olabilmişizdir. Biraz daha dert bekliyoruz ama hani sorun aynen, değil. Daha dert. Hani mesela böyle direkt ağda yazmak yerine gidip hani biraz aynen, detaylı yani. Yazın evet. Da mesela bir biz de daha yardımcı olabilelim falan. Ya da böyle ne bileyim LGS dışında aynen. Şeyler falan. LGS ünlem yani yazmak yerine. LGS'nin en büyük derdi değil. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım yani diğer beğendiyseniz beğen butonuna yapacaktım ve ben de böyle yapacaktım. Evet tamam dönümü yapmadım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olma eylemi. Bye! Bye bitches! Bitches! Sorry. Gözükmüyor bile. Evet. Ne?